aşkım var de. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir çınar ağacının dalının kesilmemesi için köşkün tren rayları üzerinde kaydırması nedeniyle adı Yürüyen Köşk olan tarihi yapı dünyada çevrecilik adına en güzel örneklerden biri. Gazi Mustafa Kemal ilk kez 1927'de geldiği Yalova'da önceleri satın aldığı Baltacı çiftliğindeki çadırda kalıyor. Kenti çok seven Mustafa Kemal pek çok kez ziyaret ettiği kentten 21 Ağustos 1929 tarihinde Bursa ziyareti için geçti. Ertuğrul yatıyla kente gelen Mustafa Kemal'in dikkatini Yalova iskelesi yakınındaki millet çiftliği içindeki büyük bir çınar ağacı çekti. Çınarın görüntüsünden etkilenen Atatürk'ün isteğiyle yat durduruldu. Yatın teknesiyle karaya çıkıldı. Çınarın gölgesinde bir süre dinlenen Atatürk, Ulu Çınar'ın civarına bir köşk yapılması emrini verdi. 21 Ağustos 1929 tarihinde inşasına başlanan köşk 22 gün sonra 12 Eylül'de tamamlandı. Atatürk 1930 yazında bir gün köşke gittiğinde çalışanlar çınar ağacının dalının köşkün çatısına vurduğunu, çatı ve duvara zarar verdiğini söyledi, çınarın köşke doğru uzanan dalını kesmek için izin istedi. Atatürk ise çınar ağacının dalının kesilmesi yerine binanın tramvay rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını istedi. Bu görev Yalova'nın bağlı olduğu İstanbul Belediyesi'nden Fen İşleri Müdürü Yusuf Ziya Erdem'e verildi. Erdem, baş mühendis Ali Galip Anlar ve teknik elemanlarla Yalova'ya gelerek çalışmalara başladı. Çalışmalara temel kazarak başlayan ekip temel seviyesine indi ve İstanbul'dan getirilen tramvay rayları binanın temeline yerleştirildi. Uzun uğraşlar sonunda bina temelin altına sokulan raylar üzerine oturtuldu. 8 Ağustos 1930 günü öğleden sonra yürütme çalışması başladı. Bu çalışmayı Mustafa Kemal, Makbule Ata'dan, Vali Vekili Muhittin Üstündağ, Emanet Fen Müdürü Yusuf Ziya Erdem, İstanbul'dan gelen mühendisler ve gazeteciler izledi. Köşkün yürütme işlemi iki aşamada yapıldı. 8 Ağustos günü öncelikle yapının teras bölümü, geride kalan iki günde ise ana binanın raylar üzerine yürütülmesi işlemi tamamlandı ve bina 4 metre 80 santim doğuya kaydırıldı. Böylelikle köşk yıkılmaktan, çınar ağacı kesilmekten kurtuldu. Ayrıca köşk o günden sonra Yürüyen Köşk olarak anılmaya başlandı. Köşkün kaydırılması Mustafa Kemal'in çevre bilincine verdiği önemi göstergesi açısından önemli bir olaydır. Bu olay hem köşkün hem de Yalova'nın bilinirliğini arttırdı. Gelin şimdi o köşkü hep birlikte tanıyalım. Tarihi yerlerinden biri olan Yürüyen Köşk'teyiz. Bu köşkün hikayesi 1929 yılına kadar dayanıyor efendim. Şimdi bu hikayeyi rehberimiz Esra Aykut'tan dinleyeceğiz. Evet, burada bulunan fotoğrafımızda Atatürk çok sevdiği ağacın altında oturuyor. Burada görülen masa ve sandalye ise buradakilerden bir tanesidir. Elinde ise çok sevdiği kahvesini içerken bir fincan bulunuyor. Buradaki fincan ise vitrindeki pembeli, morlu, siyahlı olan fincan. Kendisine 1918 yılında Prag, Karlovy'de hediye edilmiştir. Hemen aşağısında ise odinamit elektrikli eşyalar bulunmakta. Buradaki eşyalar ve aydınlatmalar ise jeneratör sayesinde kullanılmıştır. Görülen elektrikli eşyalardan yuvarlak, kapaklı olan eşya o dönemin su ısıtıcısı kettle'ın en eski hali. Hemen yanında ekmek kızartma makinesi, en aşağıda ise elektrikli cezve ve elektrikli ocaklar bulunuyor. Bu kısım köşkümüzün toplantı salonudur. Görülen üç cephemizin camı kristal camlarla kaplı ve bu cam özel bir cam çünkü ses geçirmiyor. Burada ise paşamızın çok severek dinlediği yandan kurumalı gramofonu ve yanında da keyifle dinlediği orijinal plakları görülmektedir. Bu gramofon çok özel bir gramofon. O yıllarda İngiltere'de His Master Voice adıyla üreten gramofon, atamızın harf devriminden sonra İngiltere'de bizlere özel Türkçe isimle üretilmiş olan ilk gramofon olan sahibinin sesi markalı gramofondur. Müzik
bulunan gazete kağıdı ise yıl 18 Temmuz 1932'ne ait Cumhuriyet Gazetesi'dir. Burada görülen küçük çerçeve içerisinde bulunan Gazi Hazretleri diye başlayan bir yazı bulunmakta. Orada ise Gazi Hazretleri Yalova'daki köşklerinde akşama kadar istirahat buyurmuşlardır. Akşam üzere millet ve baltacı çiftlikleri içerisinde tenezzüh yapmışlardır. Yani baltacı ve millet çiftlikleri içerisinde küçük bir gezinti yaptığından bahsetmekte. Sağ tarafımızda misafir terlikleri bulunuyor, sol tarafımızda ise misafir odası bulunuyor. Misafir odası, halı, İran halısı, manyetolu bir telefon bulunmakta, santrale bağlı kullanıyor ve pencerenin sol tarafında köşkümüzdeki iki önemli değerli resimlerden biri olan Fausto Zonaro'ya ait sulu boya tablosu bulunuyor. Fausto Zonaro, Osmanlı dönemi saray resmi ve batılılaşma dönemi resmi olarak da bilinmektedir. Çok bir şık bir vestiyer görmektesiniz. Şapkalık bölümü, kıyafet asma bölümü ve buraya ise baston şemsiyenin asılıp yağmur sularının süzülüp dökülmesi için ise çıkartılabilir bir kap yapılmıştır. Duş kısmında çeşme batarsının üzerinde ise termometre bulunuyor. Misafir tuvaletinde yine malzemeler Fransa'dan satın alıp getirilmiştir. Bu kısım köşkün servis odasıdır. Çünkü köşkümüzde diğer evlerin olduğu gibi mutfak bulunmuyor. Paşa yemek okusamak hoşlanmadığı için yemekler başka yerde pişip o odaya getirip hazırlanıp içeri servis ediliyor. Yemekler karşıda görülen araştırma bahçesi içerisinde bulunan iki katlı evde pişirilip içerideki servis odasına getiriliyor ve paşaya misafirlerine servis ediliyor. Katta merdivenlerin sağ tarafında bulunan banyo paşamızın banyosudur ve malzemeleri Fransa'dan getirilmiştir. Burada gördüğünüz hamam tası, tuvalet kağıdı ise tamamıyla orijinaldir. Banyonun hemen yanında bulunan oda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dinlendiği odasıdır. Müzik
odamız yerberlerin dinlenme odasıdır. Salih Bozok, Kılıç Ali ve Rüsnü Bey gibi. Ve sağ taraftaki duvarda ise köşkümüzdeki ikinci değerli tablo olan Halil Paşa'ya ait 1903 yılında yapılmış yağlı boya tablosu bulunuyor. Dolapla beraber içerisinde görülen eşyalar yine orijinaldir. Buradaki eşyalar Atatürk'ün çeyizi, sarı işlemeli yorgan ise Zübeyde Hanım'ın kendi el işidir. Yemek takımları, kaşık çatallar ise Belçika'dan misafirler için getirilmiştir. Teras bölümüdür. Gördüğünüz gibi önümüzde koca bir deniz ve köşkün iskelesi bulunuyor. Hatta kaydırma çalışmalarında ilk önce bulunduğumuz kısım kaydırılıyor. Altta biliyorsunuz ki toplantı salonu bulunmaktaydı. Bu kısım betonarme yapı ve 28 ton ağırlığında olduğu için bir günde, görülen ahşap iki katlı kısım ise iki günde kaydırılıyor ve 3 gün içinde çalışma bitiriliyor. Ayrıca köşkün kaydırıldığını şu şekilde de anlayabiliriz. Normalde köşk yapıldığında iskeleyi ortalıyor, ancak kaydırıldığı için iskele solda, köşk ise iskelenin sağ tarafında kalıyor. Yeah.